8. günden merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizi bir gecekondu mahallesine götüreceğiz. Orada bir hikayeye konuk olacağız. Ama hikayeyi izlerken kimi zaman kendimizi karakterlerden biri, kimi zaman izleyen, kimi zaman da belki de ah keşke bunu yapsaydık dediğimiz zamanlara konuk olacağız. Misafir filminin yönetmeni bugün konuğumuz Mehmet Er Yılmaz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Evet, hoş bulduk. Yani ben misafiri anlatmaya çalıştım ama o kadar çok güzel derinden anlatıyor ki izlediğiniz zaman yani birebir o olayları yaşamanıza gerek yok. Siz zaten izlediğiniz zaman birçok şeyi görebiliyorsunuz. Yani bugün ülkede aslında yine sizin Twitter'da başladığınız şey paylaştığınız bir söz üzerine söylemek istiyorum. Düzeni misafir gözüyle bakın diye. Gerçekten de öyle bakıyoruz aslında misafire. Neden misafiri yapmak istediniz ve bu hikayeyi bu aileyle bütünleştirirken neleri düşündünüz hocam? Ya bir kere yani seyircilerimiz tabii filmin konusu hakkında pek bilgi sahibi değiller bildiğim kadarıyla. Hı hı. Değil mi? Bir önceki programda gerçi vardı ama. Evet. Yani misafir biliyorsunuz temelinde merkezinde kadını alan. Hı hı. Yani ülkemizdeki kadını alan öncelikle ama dünyadaki kadınların yaşadığı sorunları da içinde taşıyan bir baba kız, anne kız, bir anlamda taciz hikayelerini de içeren, yani alttan alta değişik katmanlarda bir toplumsal dram hikayesi diyeyim. Tabii ki biz hani kendi ülkemizin, kendi yaşadığımız toprakların değerleriyle sanat yapabilen insanlarız. Yani onun havasıyla, onun suyuyla, kokusuyla, hücreleriyle. O nedenle ya bu toplumda yaşanan bir meseleyi işte odaklanıp aslında onu cesaretle, son günlerde de çok konuşulan kadınlarımızın konumu, taciz edilen çocuklar, istismara uğrayan insanlar anlamında denk geldi, zamanlama geldi. Tam da vizyon tarihine denk geldi. O zaman film şu anda vizyonda. Biz izleyelim filmin fragmanını, sonra tekrar sohbetimize devam edelim. Eyvallah. Ant içiyorum ki benim kızım benim kaderimi yaşamayacak. Anne. Bunlar sırf insanları komşularına rezil etmek için evlerindeki perdeleri, tülleri söküp alıp giden adamlar bunlar. Anne yoruldum. Dayan kızım. Az kaldı. Bak geldik sayılır. Babamınkini de buradan al. Abla saçmalama ya. 2-3 gün sonra ay başı zaten. Al. Konuşma fazla. Hayret bir şey ya. Sanki yetim parası. Ne gördüm biliyor musun ha? Ne gördün abi? Kara saçlı, kara gözlü, kara kaşlı bir kadın. Allah Allah. Şimdi tüfeğin ucuyla şöyle bir iki bir dürttüm. Gittin uzaklara. Sakın ağlama. Yine bir gün döner diye seni. Özledim o gül kokan teni. Ufuktaki kızılın dengi, dudağındaki rengi. Anne. Ne oluyor lan burada? Ha? Bir şey. Ne oluyor? Ne istiyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Senin de lan. Hatırlar mısın? Sen küçükken bizi böyle yapardın. Siz bir atın iki kulağı gibi kardeşsiniz. Birbirinizi hep koruyacaksınız derdin ha? Nuri. Anneme bir şey olursa ne yapacağız ya? Ne yapacağız abla?
nihayet filmin fragmanını izledik. ve tabii ben hemen kadın meselesiyle başlamak istiyorum. Dikkatimi çeken, benim kızım benim kaderimi yaşamayacak. Aslında ülkemizde pek çok kadının istediği ama çok da başaramadığı, yani sonuçta hani düzenle, sistemle ilgili olarak yine de bize belki biçilen veya planlanan hayatı yaşamak zorunda kalıyoruz. Neden böyle bir sözle girmek istediniz filme? Şimdi bu filmin söz ettiğiniz başta da girişte de yazıyla ve sözle fragman bir anlamda filmin evet en tek cümle ifade edersek ne ifade edebilirdik? Hı hı. İşte bir kadının artık kendi yaşadığını kendi çocuğuna yaşatmama isteği. Evet. Artık yeni çağın, yeni dönemin, yeni düzenin, yeni bakışın kadınının bir prototipi diye bende. Ben de dışarıdan bakarken artık böyle yabancılaşıyorum. Yani gerçekten bakıyorum bir genç bir anne var. Bir çocuğu var, 5 yaşında kız çocuğu. Onun yatalak bir annesi var. 3 kuşak var aslında. Bu 3 kuşak da artık yani yeni kuşaklar bu geçmiş acıları yaşamasınlar. En azından bunun bilincinde olalım. Bunun farkındalığını yaratalım babından yapılan bir film oldu bir şekilde. Filmin konusu açısından. Bir diğer yanıyla da işte toplumumuzdan bir kesit alıp işte İstanbul'un bir gecekondu mahallesinde işte Küçük Armut'taki bir eve konuk olup oradaki bir hayatı insanlara sunduk. Evet. Biraz tabii sert bir hikayeydi her yönüyle. Umarım yani izleyiciler hani şimdi pek çok konuya aslında sert diyoruz ama belki de hani hep izlemeyi tercih ediyoruz ya. Aslında filmin içerisinde evet kentsel dönüşümü görüyoruz. Filmin içerisinde yoksulluğu görüyoruz. Filmin içerisinde kadın sorununu görüyoruz. Filmin içerisinde cinsel istismarı görüyoruz. Hani görmüyoruz, hissediyoruz. Evet. Ama aslında yaşadığımız toplumla ilgili bir şey bu. Hani birçok şeyi görürüz ve sessiz kalırız. Örtbas etmeye çalışırız. Ya da örtbas etmesek bile görmeyiz, duymayız. Hani bu beni ilgilendirmez deriz. Biraz da bu bunlara tepki mi acaba? Kesinlikle öyle zaten. Yani bizim toplum maalesef biraz yani ne kadar hani bazı atasözlerinin üzerine kafa yorduğumuzda inanılmaz çelişkili şeyler gelir karşınıza. Yani işte bana dokunmayan yılan 1000 yaşasın. Yani niye 1000 yaşasın? Yani bana dokunmayan, başkasına dokunabilir gibi bir cümle çıkıyor burada. Hep yani aman ben kendi evimi koruyayım, aman ben kendi ailemi koruyayım. Ya oysa ki aslında mesele insanların yani farkındalığını geliştirebilecekleri nokta hepimiz bir bütünüz. Bu ülkedeki olan yani bir kelebek etkisi diye bir şey vardır felsefede. Butterfly efekt derler. Yani Çin'de bir kelebek yanlış kanat çırptığında Fransa'da fırtına oluşabilir. Evet. Yani gibi. Dünya bir bütün. Artık bu bütünlüğü kavramak lazım. Yani birlik bütünlüğü kavramak lazım. Daha ruhsal bir yandan bakmak lazım. Yani benim komşumun problem yaşadığı bir yerde ben evimde huzurlu olamam. Olamamam lazım. En azından onun enerjisi bana yansır. Bilgisini bilmesem bile. Ya bir insanın yüzüne baktığında anlarsınız yani hüzünlü mü, mutlu mu? Yani ne durumda diye. O baktan yani burada bu yaşanan bir olayı, yaşanan bir dramı, bir trajediyi insanlara bakın böyle şeyler de var. Lütfen hani sizler de bunun farkında olun. Sizler de en azından hani kendi çocuklarınız için bu lafı söyleyebileyim. Yani genç anneler artık çocuklarınız sizin kaderiniz yaşamasın. Artık biraz da baş kaldırın yani biraz da konuşun. Ayağa kalkın. Çünkü başka türlü olmuyor. Oturduğunuz yerden sadece konuşarak, sadece bir şeyler yani yapmaya çalışarak demeyeyim. Tabii yapmak önemli bir şey ama yani farkındalığı geliştirmek çok önemli. Yani farkındalık tek altını çizeceğim cümle bu aslında. Evet. Şimdi aslında sizin bahsettiklerinizden işte Ensar Vakfı'nda yaşananlar, belki de hani bunu tartışmamız gerekirken neden bu böyle bir şey yaşanıyor? Hani bunun daha toplumsal bir tepki oluşturmaya çalışırken hani bizim ilk yaptığımız şey veya hani işte yöneticilerin ilk yaptığı şey, iktidarların ilk yaptığı hemen şey hani evet yayın yasağı getirme ve onun üzerine konuşmama gibi ve hani sonraki süreci siz de biliyorsunuz. Aslında hani filmde de izlediğimiz zaman da işte bizim birçok
kendimizi sorgulatan bir şey filmde. Yani hani niye sessiz kaldık acaba? Neden bir şey söylemedik? Hep böyle yapıyoruz aslında, değil mi? Yani hani bu kadar büyük bir çocuk istismarının yaşadığı bir şeyin hani belki daha çok haberleri yapılmalı, daha çok filmleri yapılmalı, daha çok konuşulmalı, daha çok tartışılmalı. Ama biz nedense işte onu böyle çok hafif bir şekilde geçip gidiyoruz. Aynen öyle, evet. Aile de zaten toplumun küçük bir nüvesi. Yani aile neyse topluma da baktığınızda genelde aynı şekilde davranılıyor. Evet. İşte anneler evde olanları ayıp olmasın diye dışarıya iletmemeyi seçiyorlar. İşte kol kırılır yerin içinde kalır mantığı hala geçerli. İşte komşular duymasın, el ne der? Evet. Topluma da baktığınızda işte mahalle ölçeğinde de öyle bir mahalle kültürü var. Mahalle baskısı denen kavram buradan çıktı ortaya. Yani biraz da yukarıdan baktığınızda da bir toplumsal, bizi işte dünya bizi nasıl görüyor? Evet. Yani dünya bizi nerede görüyor maalesef? Son 10 yılda büyük bir prestij kaybı yaşadık yani her açıdan. Sosyal anlamda, ekonomik anlamda falan bu tür böyle daha insanların çok fazla varoluşuna etkileyecek cümleler kurmak istemiyorum. Bizim son 10 yılda prestij kaybımız ahlaken. Evet. Bir farkındalık, bir insan olmanın, yani ben giderek artık bundan 10 yıl önce I am from Turkey diyerek yani daha gururla ifade edebilirken yurt dışında, şimdi söylerken biraz utanıyorum yani. O kadar böyle pis, o kadar kokuşmuş bir hale getirdiler ki ülkeyi. Yani maalesef bundan sadece işte binalar yaptık, ekonomi iyi, işte dolar bu kadar. Ölçü bu değil yani. İnsan ölçüsü, insanın mutluluğun ölçüsü para değil yani. İnsanın mutluluğun ölçüsü sosyal bir takım rahatlıklar falan değil. İnsan başka şeylerle besleniyor. Sadece yiyecek içecekle beslenmiyor. İnsan kültürle besleniyor, insan müzikle besleniyor, sosyal ilişkilerle besleniyor. İnsan mutlu olmak istiyorlar yani. Yiyecek içecek bir dereceye kadar. Ondan sonra peki ne olacak yani? Peki şimdi filmin içerisinde hani bir şiirsellik de var ve böyle sinemada hep konuştuğumuz zaman belki hani ben de bir kadın olarak bu böyle mi yaklaşıyorum ama biz kendi sinemamızda çok kadın hikayeleri görmeyiz. Hani daha çok erkek üzerine hikayeler vardır. Hani film hem bir kadın hikayesi, kadın hikayeleri barındırıyor. Çünkü hani annenin hikayesi, ana karakterin hikayesi, Zümrüt'ün hikayesi ve bir de orada komşu teyzenin hikayesi. Nasıl hani kadınlara bakarak ne düşündünüz? Veya kurtuluşun kadınlarda mı olduğunu düşünerekten bu filmi kesinlikle, yaptınız? Kesinlikle, tabii ki. Tabii kesinlikle. Yani bir kere artık merkeze nasıl ki hani Marksist teori eskiden proletaryayı koyardı. Şimdi aslında kurtuluşun kesinlikle merkezinde kadınlar var. Kadınlar ayağa kalkmadan bu ülkede, dünyada da ben aynı şeyi düşünüyorum. Daha önce de söyledim biliyorsunuz. Bir şeyin değişmeyeceğine inanıyorum. Çünkü kadınların farkındalığı artmadan, daha doğrusu yani kadınlar artık yeter gayrık deyip ellerini toprağa dayayıp hani Nazım Hikmet'in şiirindeki gibi artık yeter demediği müddetçe gerçekten çok zor. Yani huzurlu ve mutlu ve güzel bir dünya kurmak çok zor. Çünkü kadın öyle bir merkezde ki hem bedensel anlamda yaratıcı, dişi, doğurgan anlamda, hem de daha ince fark edebilen, daha ince hayatı kavrayabilen bir varlık. Yani erkek ve kadın arasındaki ilişkiye baktığımızda, bu nedenle çocukları da evde büyüten aslında onlar. Biz okul mu okul diyoruz ama hayır, yani bence çocuklar önce anneler tarafından eğitiliyorlar. Evet. Dadı diyorsunuz, dadı bile kadın. Erkek dadı yok yani. Var ama çok şey, böyle Avrupa'da falan filan kullanılıyor. Yani dadılık müessesesi bile. Yani kadın yetiştiriyor gelecek nesilleri. Kadın o ideolojiyi veriyor, o ahlakı, o eğitimi veriyor. O nedenle yani kadın meselesi hallolmadan hiçbir dünyanın, hiçbir ülkesinde, hiçbir dünyada huzur olacağını zannetmiyorum ben. Öncelikle tabii ki kadın diyorum. Filmin içinde onun için mi hani anne aslında olup yani cinsel istismarın farkında ancak buna sessiz kalıyor. Bunu vermenizin nedeni bu muydu? Kesinlikle bir kısmı bu, bir yanı bu. Bir yanı da yani sözde hani anne yine bir annelik içgüdüsüyle kızını korumak için yine bir acıya, bir zorluğa katlanıyor.
Keşke katlanmasaydı bence. Her şey açığa çıksaydı. Her şeyin üstüne gidilseydi. Ha. Yani bu kadar her şeyi yani ben de bazen bakıyorum işte çevremde, kendi ailelerimde, yakınımda falan. Ya işte çocuklar için katlanıyorum. Ya çocuklar için katlanıyorsun ama dünyaya bir kirlilik yayılıyor. Yani katlanma. Yani çocuklar da gelecekte şimdi belki zor durum olur, acı bir durum yaşanabilir ama çocuklar da gelecekte daha mutlu olacaklardır diye düşünüyorum ben. Yani çocuklar için katlanmak meselesi ahlaksızlığa, olumsuzluğa, yani tacize, kötülüğe, her türlü negatife. Evet. O baptan ben her zaman sevgili hocam Metin Erksan'ın bize ısrarla söylediği bir şey vardır. İşte Carl Jasper'den bir alıntı yapar yani. Der ki hep unutmak ihanettir der. Sadece kötülüğü unutmak değil, iyiliği de unutmak. Yani unutmamak gerekiyor. Hafıza bizim ülkenin en temel sorunlarından biri tabii hafıza. Arşiv meselesi. Evet. Bizim en tepedeki insanlarımız bile ne dediklerini unutuyorlar 3 ay sonra. Ben A demedim diyor. Orada A dediği görüntüsü evet. Ortada yani. Olacak gibi değil. Yani bir dil, iki dil, üç dil. Hafıza yok bir de yani. Evet. Yani tüketim ama tüketim derken de acıları da tüketmek anlamında da hani bunu da yapıyoruz galiba. Sadece hani bu alışveriş tüketimiyle ilgili bir şey kesinlikle değil. Kesinlikle canım. Hı-hı. İlişkiler tükeniyor. İnsanlık tükeniyor. Yani duygular tüketiliyor. Evet. Yani giderek artık yani sadece çıkar ilişkisinden başka ilişkin hakim olmadığı bir toplumsal gruba doğru dönüşüyoruz ki ne kadar yani tarif edilmez olumsuz bir durum aslında. Yani böylesine güzelim bir kültürü, binlerce yıldır gelen bir Anadolu kültürü bile neredeyse yani törpülemeye başlandı yani. Evet. Büyük bir çürüme var. Ben şu anda gördüğüm çürüme. Ama bir yanıyla da bakıyorum tabii çürümenin yanında çok yeni ışıklar, çok yeni aydınlık renkler görüyorum. Yani çünkü mahşer yeri derler. Tam mahşer dönemindeyiz. Hı hı. Mah ve şer, Arapçada şer kötülük, mahsa hani iyilik, güzellik anlamındadır. Yani ikisi de bir arada. Evet. Mahşer yerinde mahlar da olacak, şerler de olacak. Bunların çatışmasından tabii Binbir Gece masallarında da olduğu gibi her yerde olduğu her zaman iyiler kazanacak tabii. Bu bir Pollyanna böyle bir şey değil ama onun için her zaman ben umudu elden bırakmıyorum. Yani filmde de her ne kadar olumsuz şeyleri Umut, göstersem de. Umut kimdi peki Umut, filmde? Küçük kız. Filmde Umut tabii ki küçük kız. Hı. Ve ama aynı zamanda anneydi tabii. Anne evet. De Umut'tu yani. Artık yeter dedi yani. Başka bir gözle gitti. En son final gittiği gibi mum dikti. Ve bir takım dileklerde bulundu. Aynı zamanda kendini arındırmak noktasında diyeyim. Hı hı. Anne tabii başka bir anne olmayacak bu saatten sonra. Evet. Şimdi tabii ki filmin temelinde kadınlar var, kadın sorunları var ve kadın bir kadının bu kadar zorluğa rağmen mücadele etmesi var. Aslında Zümrüt'te hani baş kaldırısını da görüyoruz Zümrüt'ü. Çünkü hani bırakıp gidiyor ve sonra geldiğinde de işte sizin de bahsettiğiniz gibi yeter diyor. Ama filmde erkek karakterler ve erkeklerin yaşadığı baskılar da var. Kesinlikle. Evet, yani hani bunu işte... Bir babanın hani alacaklı gelip babadan bir şeyler istemesi ve daha sonra oğlunun işte hani buna tepki göstermesi. Hani o sıkışmışlık. Çünkü hani kadına ne kadar rol verilmişse hani toplumda aslında erkeğe de bir şeyler verilmiş. Belki aynen. Sadece hani erkekler biraz daha hani ataerkil toplumda yaşadığımız için erkekler biraz daha kendilerini şanslı sayıyorlar ama aslında onlar da büyük bir sıkışmışlığın içinde değil mi? Kesinlikle. Zaten genel işte toplumsal ideoloji o çocuğun da halini biliyorsunuz filmde. Yani o da aynı zamanda hem anne baskısı hem baba baskısı altında. Aynı zamanda askerliğini yapmış, iş bulamıyor. Enstitü bitirmiş, yüksekokul bitirmiş. Zaten sosyal ve ekonomik durumlar zaten iyice baskılamış durumda insanları. Hı hı. Bir de bunun üstüne artık diğer kültürel anlamda da, sanatsal anlamda da, insanların kendini ifade etme biçimlerinde de baskılar gelince gidecek bir yer kalmıyor yani. İşte bizim oğlumuz biliyorsunuz kuşlara gidiyor. Bir tek kuşlar var yani, kuşlarla ilgileniyor. Hı hı. Baba desen zaten yok, yoksul, pazarcı. O işte meyhanelerde eski hatıralarını anlatıyor, askerlik hatıralarını. Yani genel anlamda baktığınızda tabii yani erkekler de çok aman aman iyi bir konumda değiller tabii. Hı hı. Hele bir de üstlerinde ayrıca bir de böyle erkeklik sendromu diyebileceğimiz böyle ayrı bir baskı var toplumun getirdiği. Sen erkek adamsın, hı hı. İşte erkek adam ağlamaz.
sen işte şunu yapmak durumundasın, sen bu pisliği sen temizleyeceksin. Her türlü rezilliği de yine maalesef yine hani erkekler yapıyorlar. Hani kadınlar üzerinden olan her türlü maalesef ahlaksızlığı da. Hı hı. Misafir de aslında çok sevdiğim bir yönü de şu. Biz evet bu olumsuzlukları anlatırken ama bir yandan da hayatın devam ettiğini de görüyoruz. Çünkü hani bir yandan ve tabii ki o da sizin yani güzel bakmanızla ilgili. Bir yandan da evet bunlar yaşanıyor ama bunlara karşı gelip bir şeyler umut edebilmeyi de veriyor. Yani tamamen sizi bir karamsarla evet işte böyle bir şey yaşanmış, burada maddi sıkıntılar yaşanıyor, işte her şey kötü. Ama ne olacak peki? Böyle mi devam edecek? Dediğimiz noktada aslında filmde şunu da görüyoruz. Hayır, biz yine belki bunu değiştireceğiz ama neyle değiştireceğiz? Tabii ki bakarken demin sizin verdiğiniz örnek Metin Eraksan'da olduğu gibi. Yani filmin umudunu hiç kaybetmemesi, bu da güzel bir şey. Çünkü hayatta da her zaman böyledir. Evet bir sürü olumsuzluklar yaşarız ama alışmamamız gerekiyor aslında olumsuzluklara. Aynen öyle. Zaten filmin afişinde şey yazar. Yani trajediden beslenen umut. Yani evet. Filmin bir anlamda hani bir trajedi ya, bir trajedi konusu ama hiçbir zaman umudu da o trajediden beslenen ama umudu elden bırakmayan, gelecekten umudunu kesmeyen. Çünkü yani her şey ileriye gitmek zorunda. Yani doğanın yasası bu. Ruhsal yasa da bu yani. Tekamül dedikleri. Hatta hurufilerin tekamül kelimesini anladıkları tek amil, tek amaç gelişmektir. Yani tek amaç ileriye gitmektir. Tek amaç daha iyiye hedeflemektir. Geriye dönüş tabii ki olmayacak. Ben bu dönemlerde o anlamda geçici gördüğüm için geçici de olsa ders almamız gerekiyor. Yani ders almak önemli bir şey çünkü. Hafıza açısından demin dediğim gibi yani unutmak ihanettir anlamında unutmamak açısından. İşte bunlar da yaşanıyor ama bunları unutmayalım. Bunları unutmayalım ama kesinlikle umutsuz değilim. Yani umut hep var tabii. Umut peki olacak. O zaman en başa gidersek nasıl hani kurgulamaya karar verdiniz? Şimdi evet bizim memleketin yaşadığı sorunlar ama tabii hani bunun belirli bir estetik içerisinde olması gerekiyor. Sizler de yönetmenler olarak bunu çok güzel bir şekilde bize beyaz perdede yansıtıyorsunuz. Ama hani böyle yazma aşamasında, filmi yaratma aşamasında neydi size ben misafiri yapmalıyım dedirten? Öncelikle birinci filmde tabii bunun bir bağlantısı var. Hazan mevsimi. Hı hı, evet. Panayır hikayesi benim ilk filmimdi. Panayırlarda geçen bir aşk hikayesi. Orada filmimin finalindeki evden kovulmuş bu kızın yani Nur karakterinin evden kovulmuş Nur karakterinin panayırlara düşmüş, şarkıcı olmuş bir karakterin hikayesi vardı. Hı hı. Filmin sonuçta kız yine resti çekip elinde çantasıyla kırlarda yürüyerek bitti film. İleriden bir tren geçiyordu. Herkes çok sordu bu finali. Kız nereye gitti? Eski sevgilisine mi gitti? Annesine mi gitti? Başını alıp bir yere mi gitti? Hı hı. Üzerine. Öncelikle bu kızın yani Hazan mevsimindeki ilk filmimdeki panayıra düşme hikayesinin gerekçesi, arka planı nedir diye önce onu düşünmeye başladım. Bari hiç olmazsa bu kızın yaşadığı trajediyi geriye gidelim. Bu kız nereden gelmiş? Hangi aileden gelmiş? De. Bugün de mesela bir yerde panayıra gittiğinizde bir dansöz kız görüyorsanız, hı hı, ya da bir kumar oynatan bir kız görüyorsanız bu kızın acaba arka planı ne? Evet. Nereden geldi yani? Onu göstermek amacıyla ikinci film ama aynı zamanda tabii bağımsız da bir özelliği var. Yani ilk filmimi bilmeyenler için, hı hı, bağımsız bir hikaye. Evet. Yıllar sonra işte evden kovulan bir kızın annesini ölüm döşeğinde ziyaret edip helalleşmek amacıyla gelişiyle ilgili bir hikaye gibi de görülebilir ama esas da Hazan mevsiminin izleyicisinin ve sonrasında yapılan yorumlar bunu zorladı. Böyle bir konuya devam etmem için. Hı hı. Şimdi diyorlar ki işte babayla hesaplaşma olmadı. Acaba 3-5 yıl sonra da bu filmin devamı yine devamı aynı ekipte. Babayla bir hesaplaşmanın devamı olabilir mi diye de böyle kafamda küçük ipuçları var ama belli değil tabii yani. Peki şimdi çok zor bir konu. Sorarken de, konuşurken de, geçen de tartıştığımızda da cinsel istismar, babanın hani çocuğa yaptığı cinsel istismardan bahsediyorum. Bunu hani nasıl, ne görüntüler seçmeliyim, ne demeliyim, nasıl anlatmalıyım? Çünkü tabii, hani nasıl yaptınız onu? Vallahi bunu zaten farkındaysanız yani filmi izleyenler için de hani aslında gizledim. Evet. Gizledim ama
bir yandan da açık kapılar bıraktım yani. Koridordan geçen birisi bir ışık görüp şöyle kafasını biraz uzattığında görecek resmi. Ama direkt böyle kapıyı açıp da bak burada şu var demedim. Evet. Fakat bunu kadınların hepsi koridordan geçerken şöyle bir içeriye bakıp gördüler. Erkekler pek görmedi. Görmediler mi? Dünyanın her yerinde de erkekler daha az anladılar ama kadınların hepsi çok iyi anladılar. Yani üstelik dünyanın birçok ülkesinde ve birçok kültüründe, kendi ülkemde dahil, kesinlikle kadınlar meseleyi gayet iyi anladılar. Hatta birçok yerde erkeklerin sorularına, ya bu baba ile kız arasında bir şey var ama kızın bakışı, babanın işte böyle bakışı falan biz anlayamadık diyenlere kadınlar dönüp cevap verdiler. Ya nasıl anlamazsınız, çok açık her şey değil mi falan diye. Yani evet. Kadınlara geçti. Benim hedeflediğim zaten yani tabii ki erkekler de anlasın arzu ederdim ama birçok tabii ki tüm erkekleri hedef alma anlamında söylemiyorum bunu. Ama yani erkeklerden çok kadının daha incelikle yaklaşabildiği bir film oldu. Benim de zaten hedeflediğim oydu zaten. Yani. Peki biz programımıza devam edeceğiz, sohbetimize devam edeceğiz ama kısa bir reklam arasından sonra. Gün devam ediyor sevgili izleyiciler. Yönetmen Mehmet Er Yılmaz'la bugünlerde vizyonda olan Misafir filmini konuşmaya devam ediyoruz. Ben hemen size dönmek istiyorum. Filmde tabii en güzel yanlarından biri de biz bazı sahnelerde değişik müzikleri görüyoruz. Sema Mortis'i görüyoruz. Şu anda hatırlayamadım. Birkaç tane daha böyle Erkan Oğur görüyoruz. Var, evet. Giriş müziğinde vardı değil mi? O kadar güzeldi ki. Şimdi müzik ve sinema ilişkisini nasıl görüyorsunuz? Bunun için çok tartışmalar oldu. Birçok yönetmen müziğin olmamasını söyledi. Hani kendi ritmiyle olmasını söylediler. Siz neler düşünüyorsunuz bununla ilgili? Valla ben de şimdi sinemanın müziğin yani iki önemli sanat dalı olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki sinemaya 7. sanat diye bir isim verilirken yani 6 sanatı da içerdiği için bir anlamda 7. sanat ismi. Sinemada oyunculuk var. Sinemada edebiyat var, sinemada şiir var, sinemada heykel var, üç boyutlu olma anlamında, mekan anlamında. Sinemada tabii yer yer müzik var. Fakat biz sinemada müziğin normal hayatta ne kadar yani içimizdeyse, biz burada durup dururken sizinle konuşurken mutlu olayım diye arkadan da bir müzik çalsın falan demiyoruz yani. Evet, tabii. Bizim konumuz başka bir mesele. Şimdi burada sırf sahneyi güçlendirmek için, sırf yani insanları, izleyenleri etkilemek için yani kullanılacak müziğe tabii ki karşıyım ama kaynağı olan yani öyle bir durum olur ki yani bir sahnede işte bir sessiz anda bir oyuncu kalkar o sırada canı ne bileyim cep telefonuyla oynar oradan bir müzik dinlemeye başlar öyle bir şey ister yani kaynağı olan hayatta olduğu gibi televizyon izleme gibi, radyo gibi kaynağı olabilen müziklere eyvallah ama sadece sinemada müzik hatta film müziği gibi bir kavramın anlamsız olduğunu düşünüyorum. Yani film müziği niye olsun ki? Yani hani neden? Yani yönetmen anlatmakta zorluk çektiği yerlerde müzikle destek mi alsın yani filmine? Yok müziğini yine kullansın. İşte biz de kullandık yani. Bizim çocuklar bir şeye gidiyorlar, konser dinlemeye gidiyorlar. Yani işte Sema Morris'i dinlemeye gidiyorlar. Gayet canlı, sahnede. Evet. Yani, ve filmin içinde, yani filmin içinde yaşıyor. Müzik de orada rol alıyor. Yani filme üstten bir cila çekmiyor yani. Ya da sahnelere alttan destek olmuyor. Orada bir canlı, kanlı bir sanat. Yani ben müzik sanatına değer verdiğim ölçüde zaten film müziğine karşıyım. Müzisyenler de genelde karşıdır. Niye biz konuşurken bir müzisyenin aylarını verdiği, belki yıllarını verdiği, inanılmaz gece gündüz müthiş böyle sancılarla ürettiği bir eseri niye senin benim konuşmamızın altına meze edelim? Bundan bence müzisyenler de mutlu değildir yani. Bakmayın para kazanıyorlar belki hani film müziği yapıyorlar falan ama bana tabii hiçbir şekilde uygun ve olumlu bir şey gelmiyor. Yani kullanmıyorum da zaten. Ama yani aslında onlar da birer karakter filmin içerisinde. Müziğin kendisini ancak karakterse ve canlı olarak yer alabiliyorsa, kaynağı varsa, gösterebiliyorsan kaynağı, bir orkestra da dahil buna, film içinde rolü varsa eyvallah. Ama sırf yönetmene yardımcı oyuncu gibi yani ekstradan böyle kaynaksız sırf konuşmaları etkilemek, seyirciyi etkilemek için
Buna Lütfü Akat hocamız buna şantaj yapmak derdi. Ha, evet. Şantaj yapmayın seyircilere derdi. Seyirciler karanlık bir ortamda beyaza bakmak zorundadır. Onların duygularıyla oynamayın derdi. Yani müzik de duyguyla oynanacak en etkin araçlardan biri. Ben müziğe saygı duyduğum oranda müziğin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Müzik ayrı bir sanat çünkü. Peki o zaman şey sorayım size. Neden Erkan Oğur ve Sema Moritz? Yani ki gerçekten ben hani Sema Moritz ve Erkan Oğur için de, Sema Moritz zaten siz böyle yürüdüğünüz zaman, o böyle hani diyelim ki Beyoğlu'nda yürüdüğünüzde sesi geldiğinde direkt böyle sanki yine size böyle bir şeyler anlatır. Hani buradan da geç bu sokağa da gir der gibi. Erkan Oğur içinse zaten bambaşka. O direkt sizi götürmek istediği yere götürüyor. Yani başka bir Anadolu'nun bir kentine götürüyor. Biliyorsun, sizde ne uyandı? Erkan Oğur'un müziğini ben sadece girişte televizyonda izlenen bir programmış gibi sundum. Kaynağını göstererek bir çocuğun ne kadar etkilenerek izlediğini, hani o bir küçük çocuğun sanki geçenlerde de örnek verdi mi bilmiyorum geçen muhabbetimizde, ama ben daha çok hani saf olanın, iyi olanın, güzel olanın gerçekten öncelikle çocuklar tarafından algılandığını biliyorum. Çünkü onlar safça, hiçbir şekilde ayıp, günah, yasak, kim ne der, bunu beğenmezsem ayıplarlar mı falan düşünmeden, beğenirsem ay bu da beğenilir mi demeden, yani çocuklar safça. Ben Erkan Oğur'un o Zülfü Kakiller'in Amber Misali türküsünü, bir Bektaşi türküsünü duyduğum zaman gerçekten ya demiştim ki hakikaten yani bu müziği duyan havadaki bir kuş önce uçmayı durdurur. Kanatları durur, böyle pauzda kalır düşmeden. Müziği dinler, müzik bitince uçmaya devam eder diye. Erkan Oğur'un tabii ki çok etkileyici, büyük bir usta. Zaten o müzisyenden çok bir derviş benim için. Zaten biliyorsunuz filmde kullandığım o Zülfü Kakiller'in de bir Bektaşi dervişinin yazdığı bir güzelleme. Onu sadece bir kaynak olarak kullandım. Sema Moritz'i ise gerçekten yani ihmal edilmiş, unutulmuş, hatta görünmemiş, farkına varılmamış ama olağanüstü bir ses, olağanüstü bir yorumcu. Şu ana kadar 13-14 albüm var ama pek kimse yani farkında değil. Farkında olanlar tabii biliyor ama çok az bir kesim. Sema'nın en azından sesini sahnede benim filmimle de çünkü acı bir aşk hikayesi onun da okuduğu şarkılar. Zaten taş plak sesli kadın diye de geçer. Evet. Sema Moritz. Onu da o da kadınları anlatmayı, kesinlikle, şarkılarla anlatmayı. Aynen. Zaten kimse kadınları anlatıyor zaten o da. Onun da çok konsepti çok uygundu benim filmime. O nedenle ikisini özellikle seçtim. Bunun haricinde zaten filmde müzik olmadı tabii yani. Jenerik müziği de yine Sema Moritz'in yine sesiydi. Hasret. Hatta onlara biz iki tane de klip yaptık. Hem Hasret'e hem de Kırık Gönül'e. Evet. Filmimizin görüntüleriyle ikisine klip yaptık onlara. Aslında bu kez film eşlik etmiş oldu aslında. Evet, yani film eşlik etmiş oldu. Aynen öyle oldu. Gerçekten öyle oldu, evet. Peki, biraz da hani sinemamızdan bahsetmek istiyorum. Çok tartışmalar var. Özellikle de son dönemde işte tartışılan konulardan biri de Türk sinemasının biraz daha hani art house dediğimiz, işte sanat filmi dediğimiz, hani içine kapanık bir yöne doğru gittiği yönünde tartışmalar var. Siz ne düşünüyorsunuz sinemayla ilgili? Sinemanın derdi sizce ne olmalı? Neyi kullanarak yapmalı veya bir yönetmen ne kadar özgün olabilir sinema yaparken seyirciyle kuracağı, yani hani evet ben böyle bir film yapmak istiyorum ama seyirciyi ne kadar düşünmeli, tamamen seyirciye mi yönelik olmalı, ya da şu günlerde işte çok sık sık rastlıyoruz sinemanın hani propaganda aracı olarak kullanılması, neler düşünüyorsunuz bu konuda? Valla bu konu çok da bir geniş bir konu. Hani sadece bir sohbete değil, 3-4 sohbete sığabilecek bir konu ama çok kısaca söylemek istersem, yani sinemanın bir kere meselesi, önce sinema bir sanat. Yani art house film, ticari film gibi bir ayrım aslında kendiliğinden yok. Nasıl ki ticari şiir diye bir kavram yoksa, ticari şiir diye bir kavram niye yok? Mesela bunu hiç birbirimize soruyor muyuz yani? Şiir, bir şair niye şiir yazar, siz niye şiir yazarsınız? Kendinizi ifade etmek için. Bir ressam niye resim yapar? Yani
bir şarkıcı niye mırıldanır? Yani bir aşk acısı yaşadığında, bir ayrılık yaşadığında bir besteci niye beste yapar? Yani bunlar hep kişisel kendini ifade etme araçlarıdır. Sinema da öyle. Sinemada bir yönetmenin başka türlü ifade edemediğini sinemayla ifade etme biçimi. Sadece bir tek fark var. Çok kişi gerektiği için, kalabalıklar gerektiği için, daha çok para harcandığı için işin bir endüstriyel yanı oluştu. Daha ticari bir yanı oluştu. Hı hı. O nedenle giderek bu güçlü aracı biraz eğlendirme yönünde, biraz daha böyle güldürme yönünde, biraz daha televizyon mantığına yakın da kullanmaya başladılar. Onun için böyle bir ticari sinema, sanat sineması gibi bir şey. Aslında sadece sinema var. Evet. Sinema zaten sanat yani. Evet. Sinemanın şiir gibi bir sanat, müzik gibi bir sanat, resim gibi bir sanat. O nedenle yani sinemanın, yani yönetmenin kendisini bir şair gibi görüyorum ben. Bir ressam gibi görüyorum. Bir besteci gibi görüyorum. Bizim hani Metin Hoca'yı anıyorum hep, Metin Erksan'ı. Yani o da onun da dediği gibi yani sinema bir yönetmen işidir yani. Diğerleri de ona yardımcı olur. Evet. Diğer unsurlar. O zaman şöyle diyoruz yani hocam, aslında bu gişe sineması denilen tamamen ticarete yönelik ve bir de kendilerini kurtarmak için isim taktıkları, hani gişe ya sineması bir müteahhit, diye alan. Şu anda bir müteahhit nasıl bir eski eve bakıp ya şurayı yıksam da işte şuraya bilmem kaç katlı bina diksem ne kadar para kazanırım, bir koyup kaç alırım. Aynen şu anda ticaret sinemanın mantığı da bir koyup kaç alırım. Zaten birçok hani müteahhit mantıklı. Müteahhitleri kötülemek için de söylemiyorum bunu. Yani hani sadece hani kaç koyup kaç alırım mantığını kurmak açısından söylüyorum. Birçok insanlar girdiler. Yani hani yapımcılık meselesine girersek o tabii o konu çok daha uzar. Yapımcılık, evet. Türkiye'de yapımcılık zor bir iş. Peki o zaman şeyi sorayım size. Hani sinemanın propaganda aracı olarak kullanılması özellikle de son dönemlerde iktidar tarafından ya, sık sık yapılıyor artık. Hani sinemada, televizyonda, müzikte, tiyatroda birçok yerde tabii görmeye başladık. Güçlü bir araç bulduğun zaman her şeyi kullanıyor. Hele ki siyasi iktidar her zaman. Hitler döneminde 1930'lu yıllarda Leni Riefenstahl'de ya Hitler'in bir propagandist bir kadın yönetmeni vardı. 40 kameramanla çalışırdı, 40 kamerayla. 30'lu yıllardan söz ediyorum yani. Oo, evet. Ne biçim propaganda büyük filmleri yapmıştır. Yani ne biçim propaganda filmleri yapmıştır. Onun için zaten Almanlar savaştan sonra Allah Allah ya biz gaz odalarının haberimiz yoktu bizim gaz odalarından falan. Çünkü öylesine beyinlerini yıkayıcı filmler yapıyorlardı ki. Yani propaganda filmleri. Siyasi iktidar da her zaman bunu kullanmaya meyillidirler. Yani sosyal konuların, siyasi konuların filmi ancak içinde insan varsa olur yani. İnsanla beraber olur. Sadece tek bir siyasetin ne kadar haklı bile olsanız bunun sağla sola bir ilişkisi yok. Bir ideolojinin filmi yapılamaz yani. Ancak bunun propagandası yapılır. İçinde ne zaman insan varsa, içinde ne zaman bir insan ilişkisi varsa o zaman bu filme dönüştüğü zaman, sanata dönüştüğü zaman bir anlam ifade edebilir. Ben bazen çok iyi bir örnek olarak Güney filmini veririm. La Sur diye bir Güney Arjantin filmi. İsmi Türkçesi Güney. Orada mesela hapishanede aynı koğuşta kalmış apolitik bir eşcinselin hatta yani bir devrimciyle karşılaşıp nasıl etkilendiğini, neredeyse giderek kendini dışarıda onlar için feda edecek kadar devrimci harekete katıldığının falan hikayesidir. Ama öyle insani bir hikayedir ki böyle şaşırırsınız yani. Ya da bir başka dünya sinemasında çok örnekler var. Yani insan ilişkileriyle beraber siyasi bir mesele varsa o ancak anlatılabilir diye düşünüyorum. Yoksa bunun haricinde tek başına siyasetin, tek başına toplumsal bir meselenin filmi yapılır, belgesel olur. Evet, ama sinema olmaz. Sinema estetiği olmaz tabii. Sinema olmaz tabii. Sinema fiction dediğimiz bizim zaten. Sinemanın diğer ismi fiction film. Feature film. Yani fiction yapıntı yani. Her şeyi yeniden kurduğun, yeniden içine koyduğun, yeniden düzenlediğin falan bir şey. Peki nasıl bakıyorsunuz şimdi Türk sinemasına, Türkiye sinemasına son dönemlerde işte bu gişe filmlerinin hani diğer filmlere pek salon bırakmadığını da görüyoruz ya. Maalesef öyle tabii yani evet. Bizden işte bir ay önce vizyona giren bir film, işte bilmem ne pazarlama filmi bildiğim duyduğum kadarıyla 1000 küsur salonda çıkabiliyor. Biz 15-20 salon zor buluyoruz. Yani. Evet. Ama bu böyle, doğası bu. İşin, ticaretin, kapitalizmin ahlakı bu yani. Dünyanın her yerinde de bu böyle. Bunlardan çok büyük hani dert yanmaktan çok
bizim kendi üretimlerimizi arttırmaya ihtiyacımız var. Yani aslında gerçekten dert yanmaktan çok bizim kendi işlerimizi arttırmaya, bizim yanımıza diğer sinemacılara bu bilinci vermeye, bu farkındalığı yaratmaya ihtiyacımız var. Daha kalabalık olmaya, daha çok bir arada olmaya, daha çok bu tür sohbetler yapmaya ihtiyacımız var. Sonuçta çünkü maalesef kötücük, kötücüllük, maalesef negatif çok çabuk örgütleniyor. Yanlarında parası da var, pulu da var. Evet. Ama hani var ya meşhur bir şiir, hani onların tankı var, topu var, tüfeği varsa hani benim de iman dolu göğsüm gibi Serhattin var diye bir şey vardır. Yani bizim de inancımız var meselesi. Bizim de ruhumuz var. Bizim de bu hayata yaklaştığımız bir farkındalığımız var diye. Bizim en büyük gücümüz de bu. Yani ben bir insanın yani tek başına bile sadece farkındalığıyla, sadece bakışlarıyla bile her şeyi halledebileceğini düşünüyorum. Peki ben buradan size bir soru sormak istiyorum. Şimdi Ken Loach Cannes Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı. Şimdi onun sinemaya bakış açısını da biliyoruz. Hani böyle toplumsal, evet, biraz hani daha böyle soldan bakan bir yönetmen. Ne diyorsunuz peki? Hani artık sinemada bu mu aranır oldu? Ya vallahi yani ne bileyim. Şimdi bu konuda hani Ken Loach, evet, yani yıllardır hep aynı çizgide kalıp yani siyasi ve politik bir meseleyi kendine gündem edinen, ama benim pek fazla yani beni çekmeyen yani bir sineması var. Ya giderek aslında tabii Cannes Film Festivali gibi bir sanat sinemasını merkeze alan, ama ne yazık ki son yıllarda da giderek biraz da göz kırpan, işte yani sosyal filmlere de ya da Hollywood filmlerine de bir yapısı var. Bu da herhalde işin doğası. En azından hani 22 filmin 15'ini yani iyi filmlerden seçiyor. Yani daha hani sanat sineması, kendi ruhuna yakın yerlerden seçiyor. Kalanları da muhtemelen işte diğer kitleler de mutlu olsun, işte insanlar da üzülmesin, biraz da Hollywood yıldızları gelsin, biraz işte sosyal meseleler de konuşulsun diye de böyle bir politikası var. Çünkü her festival yöneticisinin böyle bir takım şeyleri oluyor. Evet. Bunları garipsemiyorum aslında. Yani çok aman aman olumsuz bakmıyorum. Çünkü en azından şu ana kadar dünyada hala açık ara bir şekilde Cannes Film Festivali, yani sanat sinemasının Kâbesi diyebileceğimiz bir yerde. Evet. Şimdi festival demişken filmin pek çok ödülü de var. Fibreski ve jüri özel ödülü. Diğerlerini de isterseniz siz söyleyin. Evet, onlar Montreal Dünya Film Festivali'nden, o Fibreski Dünya Yazarlar Birliği ve jüri büyük ödülü oradan. Evet. Sonra Türkiye'deki akademisyenlerce yılın farkındalık yaratan filmi ödülü verildi. Sonra erkek oyuncumuz Ersin Umut'a Bosfor Film Festivali'nde, uluslararası festivalde, o da yabancıydı jürileri. Ona en iyi erkek oyuncu ödülü verdiler. Evet. Ankara Film Festivali en iyi sanat yönetimi ödülü verdi. Dünyada birçok festivallerinde geziyor, dolaşıyor. Gezmeye de devam ediyor. Keyifli, devam ediyor. Gezmeye de devam edecek. 4 gün, 5 gün sonra Hollanda'ya gidiyoruz. Amsterdam'da, orada yarışacağız. Evet. Sonra belki başka ülkeler var yine devreden. Evet. Şimdi o zaman Hollanda'ya gittikten sonra da biz belki tekrar sizi konuk ederiz. Bu kez de bize nasıl baktıklarını öğreniriz. İnşallah. Sizden. İnşallah. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bize böyle bir filmi izleme fırsatı verdiğiniz için. Çünkü gerçekten böyle filmler oldukça biz gerçekten o farkındalığı görüp ve biz de farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Ve olaylara bakış açımız daha farklı olmaya başlıyor. Onun için size tekrar teşekkür ederim. Vallahi biz ederiz. De aslında maalesef yani böyle adlanmak durumdayım, ama biz de havuz medyasında, ana akım medyada bizler de yer bulamıyoruz. Bizler de nefes aldığımız mekanlar buralar. Bizler de size teşekkür borçluyuz. Ben de kendi sinemacı arkadaşım adına söylüyorum. İyi ki sizler de varsınız ki bunları konuşabiliyoruz, muhabbet edebiliyoruz. Yani. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün de geldik. Bize ayrılan sürenin sonuna Misafir filmini konuştuk. Misafir filmi biz konuştuk. Tabii ki son sözü siz vereceksiniz. Vizyonda gidip izlerseniz gerçekten sizler de bizlere katılacaksınız. Ve bambaşka bakacaksınız etrafınıza. Teşekkürler. Hoşça kalın.